Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla tekrar geldim. İnşallah verimli bir başlangıç olur. Devam edebilirim. Bugün bu minik fiyonk tokayı yapacağız beraber. Ben hep zor nakışlar yaptığımı fark ettim. Bugün böyle yapımı çok kolay, pratik ama çok şık gözüken bir toka yapacağım. Şöyle göstereyim. Bunun için öncelikle 6 santim bir timsah aparatı var. Böyle bir kurdeleyle kaplama yapacağız üzerine. Bunu da göstereceğim. Şimdi ısıtıyorum silikon tabancasını. Daha sonra koton biyemiz var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Koton bir kumaş. Yaklaşık 30 santim boyutlarında kestim. Daha öncesinde hazırladım. Bu şekilde nakışını yaptım. Şimdi beraber yapacağız. Önce kaplamayla başlayalım. Şöyle bu şekilde hem iç kısmını hem dış kısmını kaplayacağız. Şöyle. Başlayalım. Evet. Şimdi bu şekilde. Evet. Tamam. Şimdi şu iç kısmına. Video çektiğim için biraz hızlı yapıyorum. Kayma oluyor. Biraz daha yavaş yapınca daha düzgün duruyor tabii. Evet. Şöyle bastırarak buraları yapıştırabiliriz. Evet. Bu şekilde aparatımızı kapladık. Şimdi toka yapımına başlayabiliriz. Bu şekilde diğerlerini de yapıştırdım. Videoyu çekmediklerim daha düzgün oldu. Yaklaşık 20. videoya geldik ama ben hala video çekerken heyecanlanıyorum, elim ayağım titriyor. Umarım bu heyecan da zamanla azalır. Bu şekilde. Yani şu şekilde kullanmaktansa aparatı böyle kaplayınca çok daha güzel duruyor bence. Başlayalım toka yapımına. Yapacağım tokaların aynı boyutta olması için, yani bu nakışın aynı yerde durmasını istediğim için böyle yan yana koyuyorum. Kum boncuk kullanacağım. Şöyle. Kapağın içine doldurdum. Burayı belirleyip önce boncukları dizeceğim. Şöyle. İç kısımda. Evet. Böyle bir şeyin içine döktüğünüz zaman çok daha kolay alabiliyorsunuz. Bu arada ben bu nakışları toka yapıyorum. Tasarım Nagihan sayfasında toka satışım var. Ama bunların aynısını çanta yapımında ya da kıyafetlerinizde, mesela ben kızımın elbiselerine bu küçük nakışlardan yapıyorum. Siz de isterseniz kendi elbiselerinize böyle minik nakışlarla renk katabilirsiniz. Önce ortaya bir boncuk dizdim. Sonra onun etrafını geziyorum. Böyle.
Şu an kameraya yakın olabilmek için ayakta yapıyorum. Normalde oturduğum zaman boncukları dizmek çok daha kolay oluyor. Ama tabii video çekmek biraz daha zor. Bu arada diğer videolarda sesin az geldiğinden bahsetmişsiniz. Normalde mikrofon kullanmıyorum. Telefonla çekiyorum videolarımı. Maalesef bu kadar oluyor. Şimdilik diyelim. Evet. İç kısmını yani tomurcuk kısmını bitirmek üzereyim. Normalde ben tomurcukları da iple yapıyordum. Muline iplikle. Diğer videolarda çokça kez yaptım. Ama boncuklar, bu kum boncuklar çok daha canlı durdukları için artık bunları kullanmaya başladım tomurcuk kısmında. Ve çok beğeniyorum. Tamam. Şöyle netleyebilirsem. Evet. Şimdi çiçek kısmını yapacağız. Yine ben muline iplik kullanacağım burada da. 6 katın 3 katını kullanıyorum. Hemen bu tomurcukların bittiği yerden çıkacağım. Videonun başında söylediğim gibi bu gerçekten çok kolay bir papatya yapımı, çiçek yapımı. Şuradan ipin çıktığı yerden aynı yere batacağım. Aynı yere. Sonra çekiyorum. Şöyle arkadan düzelteyim. Aynı yere batınca şu bağlantı noktasını çektim. Evet, bunlar sizin de başınıza gelebilir. Şu iğneden çıkarayım. Tamam. Tekrar yapacağım. Aynı yere. Yani normalde gerçekten çok kolay bir çiçek yapımı. Fakat video çekmek çok kolay olmadığı için. Aynı yere. Evet. Bu sefer sıkıntı yok. Çekiyorum. Ve çekerken yaprağın boyutunu ayarlıyorum. İşte bu kadar yeterli. Şuraya battım. Buradan sıkıştıracağım. Ve birinci yaprağımız hazır. Hemen yan tarafına ne kadar sık yaparsak görüntü o kadar güzel oluyor. Böyle. Bu şekilde. Yine sıkıştırıyorum. Hemen yan tarafından. Şöyle. Yanlış oldu. Şuradan düzelteceğim hemen. Evet. Burada bir boşluk oluştu. Hemen orayı da doldurayım. Bakın biraz yandan çok mesafe açınca boşluk oluştu. Hemen oraya da bir papatya sıkıştırabilirim. Doldurdum. Kenarlarını tamamen döneceğim. Bu şekilde. Bunu kenara koyuyorum. Burada bitirdiğim vardı. Şimdi nasıl toka haline getireceğimizi göstereceğim size. Bu şekilde orta kısmını belirleyelim önce. Tam ortadan şöyle bir kat izi yapalım. Şuradan. Şöyle bu
Nakış yaptığım taraf üste gelecek şekilde. Boncuk dizdiğim bu boncuk iğnesini kullanacağım. Dikimde. Bu şekilde dikeceğim. Evet. İğneyi çıkarttım. Şöyle etrafını dolayalım. Zaten burayı yapıştıracağız. Bir fiyonk şekli verdik. Şimdi yapıştırma işlemini göstereceğim. Önce aparatı yapıştırıyoruz. Şuraya saklayalım. Şuna keselim bunu. Böyle bu şekilde. Tamam. Şimdi ortak kısmını kapatacağım. Böyle küçük bir parça kesmiştim. Yapıştıralım şöyle. Silikon çalışmak biraz zor. Tamam. Şu boyut olarak yeterli sanırım. Böyle olacak. Şu iç kısmı şuradan. Tam orta kısmına. İyice bekliyorum burana yapışmasını. Sonra burayı da yapıştıralım. Tamam. Şimdi şu kısım. Fazlalık gelen yeri keseceğim. Evet. Bu şekilde minik fiyonklar, tokalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bir videoda görüşmek üzere.